2021-2022 öğretim yılının başta üniversitemiz için, Türkiye'deki bütün üniversiteler, öğrencilerimiz, hocalarımız ve milletimiz için hayırlı olmasını, verimli geçmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Tabii zor bir dönemden bu yeni akademik yıla geldik. Geçen yıl çok ciddi sınırlamalar, kısıtlamalar içerisinde öğretim dönemi devam etti, öğretim yılı devam etti. Yüz yüze öğretim yapılamadı. Çevrimiçi öğretimle devam ettik. Bu bakımdan bu yüz yüze öğretimin başladığı bir öğretim yılı olması hasebiyle de ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyoruz. Ben bunu gittiğim her yerde, üniversitelerde de müşahede ediyorum. Muhtemelen burada da böyledir. Derslere katılım bakımından herhalde uzun yıllardır göremediğimiz bir yoğunluk görüyoruz öğrencilerimizde. Tam kadro öğrencilerimiz derslere katılıyorlar, amfileri, derslikleri dolduruyorlar. Bu uzun dönemin vermiş olduğu bir hasretin, bir özlemin ne kadar büyük olduğunu da bize gösteriyor. Bu bakımdan bu öğretim yılı yüz yüze öğretim başladı. İnşallah kararlıyız bu konuda. Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Bundan geri dönüş olmayacak. Ama malumunuz bu salgın şartlarında da gerekli tedbirlere riayet etme mecburiyetimiz var. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek ama yüz yüze öğretim dönemini inşallah sağlıklı bir biçimde tamamlayacağız. Cenab-ı Hak bu salgın döneminden de başta milletimize olmak üzere bütün insanlığa en kısa zamanda kolaylıkla çıkmayı nasip etsin. Tabii bütün dünyanın çok ağır şartlar altında salgınla maruz kaldığını hepimiz takip ediyoruz. Çok da uzun eski salgın dönemleriyle kıyaslandığında da çok uzun bir dönem yaşadık. Bundan sonra da belki buna benzeyen başka dönemler, süreçler olabilir. Dünya küreselleşti. Dünya küreselleşti deyince hep bugüne kadar başta öncelikle paranın küreselliği, daha sonra üretilen mal ve eşyanın küreselliği konuşuluyordu. Daha sonra insanların küreselleşmesi konuşuluyordu. Fakat her şey küreselleşti. Hastalıklar da, virüsler de küreselleşti. Tabii bunlara karşı üretilecek çarelerin, başta aşı olmak üzere, ilaçlar olmak üzere bunların da küreselleşmesi gerekiyor. Virüs küresel, Çin'de ortaya çıkan bir virüs kısa bir zamanda bütün dünyayı dolaştı. Bütün dünyayı kuşatacak hale geldi, kapsayacak hale geldi. Henüz aşılarda küreselleşmeyi görmüyoruz. Halbuki bu işin mantığı orada da bir küresellik gerektiriyor. Yani sadece belli ülkelerin vatandaşlarını aşılaması salgına karşı tedbir mahiyetinde yeterli değil. Çünkü hiç kimse salgına maruz kalmamıştı, hasta değildi. Çin'de birkaç kişiyle başlayan süreç bütün dünyayı sardı. Kendi vatandaşlarınızı aşılamanız, diğer insanlar aşılanmadığı takdirde kısa vadede sizin önünüze tekrar bu sorunu çıkartacak. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımızın da sık sık ifade ettiği gibi aşıların bütün dünyayla, bütün ülkelerle paylaşılması, formüllerinin paylaşılması, bunların aşılara ulaşmalarını kolaylaştırması. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de 131'i devlet üniversitesi, 78'i de vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 209 üniversitemiz var. Bu üniversitelerimizde bu yıl 8 milyon 400 bin öğrencimiz öğretim görüyor. Bu bizim nüfusumuzun %10'unu teşkil ediyor. Aslında bakacak olursak dünyada birçok ülkenin nüfusundan da fazla bir sayıda üniversite öğrencimiz var sadece. Dünyada üniversite sayısı bakımından 15. sıradayız. Üniversite öğrencilerimizin dünyadaki bütün üniversite öğrencilerine oranına baktığımızda da %4'ün üzerinde bir oran çıkıyor. Bu bizim nüfusumuzun dünya nüfusuna oranına göre çok daha yüksek bir oran.
Dolayısıyla hem üniversite sayısı hem üniversitede öğrenim gören öğrenci sayısı bakımından oransal olarak da dünyada çok iyi bir yerdeyiz. Birçok ülkenin arzu ettiği, birçok ülkenin hedef olarak kendisine seçtiği bir noktada Türkiye. Bir başka açıdan da ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerimizi de hesaba kattığımızda yaklaşık Türkiye nüfusunun 30 milyona yaklaşan bir kısmı öğrenci ilkokuldan, anaokulundan, üniversiteye kadar, lisansüstü öğretime kadar. Bu bizim aynı zamanda genç bir nüfusa sahip olduğumuzu da gösteriyor. Nüfus, özellikle genç nüfus ve özellikle iyi yetişmiş genç nüfus en önemli sermayesi bütün ülkelerin. Her zaman böyleydi ama bugünlerde ve önümüzdeki yıllarda da bunun kıymetinin ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor, anlaşılmaya da devam edecek. Bilhassa Avrupa ülkelerinde nüfusun negatif artışı, yani azalmaya başlaması, aynı zamanda nüfusun yaşlanması sebebiyle yaşlı nüfus, genç nüfus dengesindeki bozulma geleceğe yönelik olarak çok önemli endişeleri içinde barındırıyor. Bu anlamda her ne kadar bizim nüfus artışımızda da nispeten bir hızımızda azalma olsa da Türkiye halen yine dünya örnekleriyle karşılaştırıldığında genç bir nüfusa sahip. Tabii meselemiz bu genç nüfusu, bu büyük imkanı nitelikli hale getirmek, iyi yetiştirmek, bugünün ve geleceğin hedefleri doğrultusunda iyi yetiştirmek. Tabii devlete düşen kısmı bu. Devlet, ben de akademisyen olmam hasebiyle zaman zaman belki siyasetçiliğin de önüne geçiyor akademisyenlik. Az değil 18 yıldan fazla bir zaman üniversitede görev yaptım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yaptım. 1993 yılı 24 Ocağı'nda göreve başlamıştım. 2011 Mart ayında istifa edene kadar görevim devam etti. O zaman üniversitelerin, ki İstanbul'daki bir üniversiteden bahsediyorum, fizik imkanlarından tutalım, akademisyenlerin yaptığı çalışmalara verilen desteklere kadar bugünle mukayese edildiğinde ne kadar geri olduğunu biliyoruz. Hem o akademik hayatım boyunca hem daha sonra siyasete girdikten sonra çok yakından gelişmeleri takip ettim. Fizik altyapı konusunda, fizik mekanlar konusunda çok büyük mesafeler, mukayese edilemeyecek derecede büyük mesafeler aldı Türkiye. Ayrıca akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına destek mahiyetinde de çok büyük mesafeler alındı. Daha önce çok cüzi, çok sembolik miktarlarda olan bu desteklerin bugün aşağı yukarı çalışma yapmak isteyen, proje sunan herkese bir şartsız şekilde verilecek bir noktaya geldiğini görüyoruz. Tabiri caizse söyleyebiliriz ki çalışmamak için hiçbir mazeret yok, hiçbir bahane yok. Dolayısıyla devletin sunmuş olduğu bu imkanların içini doldurmak, bu potansiyeli bir kaliteye dönüştürmek akademisyenlerimize başta olmak üzere öğrencilerimize düşüyor. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bugün geldiği seviye, dünyadaki büyük değişimin Türkiye'ye yüklemiş olduğu misyon ve Türkiye'nin iddiaları bizi çok daha fazla çalışmaya, akademik anlamda da çok fazla üretmeye mecbur ediyor. Bu bir görev, bir vazife. Sadece Türkiye'deki akademi olarak başka ülkelerde üretilen bilginin ve teknolojinin bir aktarıcısı ve tüketicisi olmamalıyız. Bunu Türkiye'de bilgiyi ve teknolojiyi üretebilecek bir potansiyele, bir imkana sahibiz. Öncelikle tabii bir özgüvene bu anlamda sahip olmamız lazım. Birçok alanda bu özgüven problemini aştık. Türkiye'nin belki 200 yıldır en önemli meselesi, birinci meselesi toplum olarak, fertler olarak bu özgüven problemiydi. Hep batıdaki gelişmeler karşısında kendimizi geri hisseden, psikolojik olarak yetersiz hisseden, onların yaptığını yapamayacağımıza dair bir kanaate sahip, dile getirilmese bir toplum olarak yaşadık. Ama son 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu özgüven eksikliğiyle ilgili meselemizi, problemimizi aştık. Her alanda aştık. Daha önce bizim çocukluğumuzda da herhangi bir ürün, bilhassa teknolojik bir ürün aradığımız zaman
bunun yabancı mamülü olmasını, ecnebi mamülü olmasını isterdik, arzu ederdik, araştırırdık, bakardık. Şimdi ise Türk malı olması, bir mamülün Türkiye'de üretilmiş olması bir kalite standardı haline geldi. Gittiğimiz birçok ülkede bunu görüyoruz. Doğu'da da, işte Orta Asya Cumhuriyetlerini gezdik. Orada Türkiye'den gelen ürünler özel olarak tercih ediliyor. Avrupa ülkelerinde de aynı şekilde. Yani ne yapılırsa yapılsın Türkiye ürettiği mamullerde artık dünyada bir marka haline geldi. Bunu biz akademi dünyasında da yapabilecek güce, potansiyele, imkanlara sahibiz. Özgüvenle ilgili bir mesele olarak biraz geçmişimize, bilhassa Mardin'de geçmişimize değinmek istiyorum. Bugün tabii Avrupa'nın, Batı'nın bilim ve teknolojide çok ileri noktalara geldiğine dair görüş, kanaat tartışmasız. Fakat bu hep böyle değildi. Hep böyle değil. Siyasi güç, iktidarlar, devletlerin güçleri bakımından olduğu gibi kültür ve medeniyet, ilim alanında da öncülük, liderlik, önde olma, ileride olma her zaman belli bir coğrafyada ve o coğrafyada yaşayan insanların tek elinde olmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere tilkel eyyâmü nüdâvilühe beynen nâs. Allah gücü, iktidarı olduğu gibi onunla beraber kültür ve medeniyet öncülüğünü de bilgide ve teknolojideki öncülüğü de insanlar arasında çevirip duruyor. Bazen birileri üste çıkıyor, birileri alta iniyor. Bazen alta inenler üste çıkıyor, üsttekiler alta iniyor. Aynı şekilde bilim, ilim dünyasında da aynı durum geçerli. Daha önce işte eski Yunan'da başlayan bilimsel akademik çalışmalar İslam alimleri tarafından önce tercüme hareketleriyle beraber İslam dünyasına taşınmış. Bugünkü pozitif bilimlerin, sosyal bilimlerin temelinde olan birçok anlayış, kavrayış, birçok kavram, birçok kurum İslam dünyasında, bu bizim medeniyetimizin coğrafyasında üretilmiş. Daha sonra batıya geçmiş, intikal etmiş. Çok büyük alimler yetiştirmişiz. Bunlardan birisine sadece değinmek isterim kısaca. Özel olarak buna değinmek isterim bu şahsa. Çünkü neyimizin eksik olduğunu, neyi kaybettiğimizi göstermesi bakımından o şahsın sahip olmuş olduğu özellikler çok önemli. Bu coğrafyaların, yakın coğrafyaların bir insanı Kutbuddin Şirazi. Tabiri caizse aslında İslam dünyasının o yüzyıllarda ideal bir alim, bir hakim modeli kendisi. Burada gördüğümüz şey şu, yani sadece belli ilim alanlarında, yani mesela dini ilimler alanında değil, birçok ilim alanında, pozitif ilimler dahil olmak üzere birçok ilim alanında mütebahhir, eski tabirle bir alim zat. Bu aslında bizim daha sonra, bizim de Batı'nın geldiği noktayı kıyaslama bakımından da önemli. Sonra ne olmuş? İşte biz bu iki kanatta uçan ilim kuşunun bir kanadına ağırlık vermeye başlamışız ama diğer kanadını yavaş yavaş boşlamışız. Bu sebeple zaman içerisinde yavaş yavaş tek kanadı kalan kuş uçamaz hale gelmiş. Öbür taraftan Batı'da da, İslam dünyasında bunları alan Batı'da da başka kanat, bizim o ihmal ettiğimiz kanat sadece büyütülmeye, geliştirilmeye başlanmış. O kadar büyümüş, o kadar obez bir büyüme içerisine girmiş ki o kanat da diğer tarafı ihmali suretiyle bugün ortaya çıkan şüphesiz bilim, teknoloji alanında çok önemli gelişmeler var ama bunların bir fayda, insanlık için bir fayda hasıl ettiği noktasında soru işaretleri var. Şüphesiz faydalar da var ama zaten mahza fayda, yani sadece fayda veya mahza zarar, sadece zarar olacak şey yoktur. Fayda zarar mukayesesinde işte yaşadığımız 20. yüzyılın ortaya çıkarmış olduğu insanlar için o büyük felaketler, bugün karşı karşıya bulunduğumuz iklim değişikliği suretiyle, sebebiyle meydana gelen, insanlığı tehdit eden, her yönüyle tehdit eden tablo aslında Batı'daki o bilimsel gelişmelerin, tek kanatlı olan gelişmelerin ortaya çıkarmış olduğu bir sonuç. İşte bizim belki ilim, bilgi dünyasında örnek almamız gereken, yani
bütünüyle bilgi dünyasının her alanını kuşatan, kapsayan bir yaklaşım bizim de belki bir çıkışımız için önemli. Şimdi dünyada da birçok bilim tarihindeki gelişmeler, bilim felsefesindeki gelişmeler artık multidisipliner yaklaşımların kıymetini, faydasını, önemini ortaya koyuyor. Artık sadece mikro bir alanda yoğunlaşan ve sadece onu bilen kişilerin değil, multidisipliner birçok alanla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin daha başarılı olacağına dair yaklaşımlar öne çıkmakta. Bilim felsefesinde de özellikle kuantum fiziği ile ilgili olan gelişmeler böyle bir yaklaşımı ortaya çıkardı. Eskiden sadece fizik ve fiziğin yöntemleriyle bilim yapılabileceğine inanan işte Viyana çevresi pozitivizminden fizikalizm hatta diye nitelendirdikleri o çok daraltılmış bilimsel yaklaşımdan yavaş yavaş diğer pozitif bilim alanlarının fizik gibi bilimsel addedildiği, daha sonra hatta bu pozitif bilimlerin sosyal bilimlere, felsefe ve yöntem olarak yaklaştığı bir anlayışa doğru yavaş yavaş dünya geldi. Bu bakımdan aslında birçok alanda olduğu gibi sadece siyaset, sadece uluslararası ilişkiler, sadece hukuk değil, modern bilim alanında da bilginin dünyasını, bilimin değil belki ama bilginin dünyasını geliştirecek ve yeni bir çıkış yapabilecek anlayışlar, paradigmalar yine bu topraklarda var. Bu anlamda bizim geçmişe baktığımızda bu özgüvenimizi destekleyen, besleyen ve bu özgüveni haklı kılan birçok şey var. Belki 3-5 yıl öncesine kadar dünyada modern anlamda üniversitenin başlangıcı Bologna Üniversitesi ile başlatılırdı. Bologna Üniversitesi 1088 yılında kurulmuş bir üniversite. Halbuki modern anlamda üniversite bugünkü kavram olarak yani sadece belli bir ilim alanında öğretimi yapan değil de farklı ilim alanlarındaki öğretimi aynı çatı altında birleştiren bir yapı olarak üniversite aslında ilk olarak İslam dünyasında Fas'ta Karaviyye Üniversitesi ile ortaya çıkmış. Bugün birçok bilimsel muteber yayında da buna atıf yapılıyor. Tam Bologna'dan 229 sene önce 859 yılında Fas'ta Karaviyye Üniversitesi kurulmuş. Şimdi birçok batılı bilimsel yayında da buna artık atıf yapılmaya başlandı. Peki biz bunları neden bilmiyoruz? İşte iki sebebi var. Birisi biz kendimiz hep kulağımızı batıya açtığımız, gözümüzü oraya diktiğimiz için kendi kültürümüz, tarihimiz ve geçmişimize, köklerimize, kültürlerimize dair bir ilgi, bir alakada zayıflık var. Kim hangi dünyaya kulağını açıyorsa diğer dünyalara sağır kalıyor, gözlerini kapatıyor. Birisi bu. Ama ikincisi Batı'nın bu konudaki yaklaşımları tabii. Akademisyenlerimiz burada, öğrencilerimiz burada. Malum bir fikir, bir bilgi bir başkasından alındığı zaman onu belirtmek gerekiyor. Yani bir hocamızın fikrini veya onun ortaya koyduğu bir bilgiyi biz alıp kullanmışsak bunu kimden aldığımızı belirtmemiz gerekiyor. Aksi halde bu bilgi, bilim hırsızlığı oluyor. İntihal diyoruz buna. Tabii bir şahsın bir başka şahıstan yapmış olduğu hırsızlık bu. Halbuki bir kültür, bir medeniyet, bir başka medeniyetten hırsızlık yapmış. O kadar büyük bir hırsızlık ki ne varsa alıp götürmüş ve aldığı yere hiç işaret etmiyor, hiç atıf yapmıyor. Bunun tamamını sanki kendi üretmiş daha önce gibi anlatıyor. Hatta batıdaki kültürün, bilimin Yunan kökenleri bile doğrudan Yunan'dan alınmamıştır. İslam dünyası üzerinden bir tercüme faaliyeti ve orada şerhlerle geliştirilen bu bilgi eski Yunan'dan alınan bilgi de batıya aktarılmıştır. Yani Heidegger'in yazdığı birçok metinde, birçok konuşmasında işte eski Yunan'a dönmeyi, eski Yunan'a aslında batının atıflarının hep İslam dünyası üzerinden olduğuna dair ifadeler var. Ki doğrudur bu. Ama şüphesiz bilim sadece belli başlarken de söylediğim coğrafyada yapılmış bir şey değil. Başka bir kültürden, medeniyetten mutlaka tevarüz edeceksiniz. Bu gayet tabidir.
Ama bunu belirteceksiniz, buna atıf yapacaksınız. Aldığınız şeye yaptığınız katkılar şüphesiz önemlidir, olabilir ama aldığınız şeyin ne olduğunu da atıfla belirtmeniz lazım. İşte bütün bunları, yani kendisinden öncesine dair bütün gelişmeleri yok sayan, ortadan kaldırmaya çalışan bir anlayışla hareket edilmiş uzun zamandır Batı'da. Bu bakımdan işte üniversitede olduğu gibi ve birçok pozitif bilim alanındaki İslami öncüler, Müslüman öncüleri de yok sayan bir anlayışla hareket edilmiş. Bu sebeple bizim hem bu tarihimizi bilmemiz, özgüven ve geleceğe yönelik iddialarımızı desteklemesi bakımından önemli. Hem de tarihi yazarken bir dürüstlüğü sağlamak anlamında önemli. Bu bakımdan bir taraftan geçmişi çalışmak, bir taraftan bugünü çalışmak gerekiyor. Öbür taraftan bugün de akademi dünyasında, bilim dünyasında öne çıkmış birçok ismimiz var. Onlardan birisi Mardinli Aziz Sancar hocamız. Onun dışında işte bu salgın sürecinde ilk aşıyı bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımız. Bunun gibi tıptan tarihe, siyasete, ekonomiye birçok alanda dünya çapında meşhur olmuş isimlerimiz var. Türkiye'de çalışanlar arasından dünyanın farklı üniversitelerinde görev yapan hocalarımız arasında. Bu bakımdan biz sadece bilim ve teknolojinin aktarıcısı ve tüketicisi değil, bu alanda tam da dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni bir paradigmayla bizzat üreticisi haline gelebilecek özgüvene, birikime sahip bir medeniyetin, kültürün çocuklarıyız. Bu bakımdan iddialarımızı destekleyecek çalışmaları büyük bir gayretle sürdürmemiz gerekiyor. Üniversitelerin üç temel amacı olduğunu söylüyor Ernest Hirsch, Profesör Ernest Hirsch. Kimdir? Ernest Hirsch bir Alman Yahudisi. Hitler zamanında Türkiye'ye gelen, üniversite reformu sırasında gelen bir hukukçu, ticaret hukuku profesörü. 1933'te Türkiye'ye geliyor. Hem akademik hayatımıza, önce İstanbul Hukuk Fakültesi'nde, daha sonra kurulduktan, açıldıktan sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nde büyük katkılar sunan, öğrenci yetiştiren, akademisyen yetiştiren bir isim. Ama Türkiye'de kanun hazırlama süreçlerinde de çok katkısı olmuş birisi. İlk üniversiteler kanununu 1946'da hazırlayan odur. Daha sonra 1954 Türk Ticaret Kanunu, daha sonra fikri sınai mülkiyetle ilgili kanunlar tamamen onun öncülüğünde hazırlanmış. Türkiye'yi çok seven birisi, burada yuva bulmuş kendisine, Türkiye'ye kucak açmış, hatıralarını anlatıyor, yazdığı bir kitabı var. Bunu öğrencilerimize tavsiye etmek isterim. Bir hukukçunun ama daha geniş anlamda bir akademisyenin, daha geniş anlamda mesleğini seven ve disiplinle o mesleği yapan bir insanın hayatını okumanın ufuk açıcı yönleri olacaktır diye düşünüyorum. TÜBİTAK yayınlarından Anılarım diye bir kitabı var. Ernest Hirsch. Hatta kendisi Türkiye'yi ve Türkçe'yi o kadar benimsemiştir ki malum Hirsch H-I-R-S-C-H diye yazılıyor. Onu Türkçe okunuşu gibi yazmıştır kitaplarının birçoğunda. Hirsch H-I-R-S-H olarak yazmıştır. O üniversiteler, ilk hazırlanan üniversiteler kanunu çerçevesinde yaptığı çalışmalarda bunu ifade ediyor. Buna katıldığımı da ifade edeyim. Üniversitelerin üç amacı var ve bunların sıralaması da doğru sıralamadır. İlk amacı üniversitelerin bilgi üretmek, bilim üretmek. Birincisi bu. İkincisi, bu ürettiği bilgiyi aktarmak, öğretmek. İkinci amacı öğretmek. Üçüncüsü ise bu bilgiyi toplumun istifadesine sunmak. Fayda haline, faydalı hale getirmek. O bakımdan yüksek öğretim kavramı çok doğru bir kavram değil. Yani öğretimi önceleyen sadece bir kavram olması hasebiyle çok doğru değil. Öğretim üniversitelerin birinci değil. Birinciden sonraki amacı olabilir. İlk amacı üretmek üniversitenin. Bilgi üretmek olmalıdır. Daha önceki kanunlarımız hep üniversiteler kanunudur. 1946 öyledir, 1961 öyle, 1973'te çıkan kanun da öyle. 1981'deki kanun yüksek öğretim kanunu olmuştur. Yani lise sonrası öğretim mekanı olarak değil üniversiteler.
üniversiteler bilgi ve bilim üretilen yerler, mekanlar öncelikle. Sonra tabii ki bunu öğretecek, anlatacak. Fayda konusu da önemli üniversiteler bakımından değerli arkadaşlar. İlim bizatihi faydalıdır da o ilimden istifade edebilmek önemlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da faydasız ilimden değil, fayda vermeyen ilimden, kendisinden faydalanılamayan ilimden Allah'a sığınıyor. Yani bir ilimi bir faydaya dönüştürebilmek ayrı bir iştir. Herkes bunu yapamayabilir. Bu bakımdan işte bilgi ve bilim üreten üniversitelerin aynı zamanda bunu pratiğe ve teknolojiye dönüştürmesi, işte o üniversite sanayi işbirliği vesaire gibi dediğimiz şey bir toplumsal faydaya dönüştürmesi çok önemli. İşte bu noktada da geliyoruz yeni anayasa tartışmaları ile ilgili konuya. Çünkü üniversitelerimizin katkı üretebileceği en önemli konulardan, alanlardan birisi de bu. Üniversitelerimiz bu tür tartışmalara, siyasetin tartışma alanlarına bir projektör tutabilir. Mesela akşam geç vakitlerde fotoğrafçı arkadaşımız fotoğraf çekiyor. Tabii flash da var ama kameraman arkadaşımızdan da yardım istiyor. O kamerasının ışığını yakıyor. O ışıkla şeyi aydınlatıyor, fotoğrafın çekileceği alanı aydınlatıyor. İşte siyaset faaliyet gösterirken birçok alanda, anayasada bunlardan birisi yeni anayasa çalışmaları, o çalıştığı alanın aydınlatılmasına ihtiyaç duyuyor. İşte o aydınlatmayı yapacak olan üniversitelerimizdir, akademik çalışmalardır. Tabii üniversiteler uzun zamandır siyasetin eskiden, siyasetin yedeğinde, tamamen siyasi ve ideolojik dar, kısır tartışmaların içinde kaldılar. Türkiye'nin ve siyasetin meselelerine, dünyanın meselelerine bu anlamda katkı sunacak bir gayret içerisinde olmadılar. Ben de üniversitenin içerisinden geliyorum. Az önce söylediğim o mikro çalışma alanlarında çok başarılı arkadaşlarımız vardı üniversitede, hukuk fakültesinde. Mesela çok iyi bir ceza hukukçusu kendisi. Fakat Türkiye'nin meseleleriyle ilgili bir değerlendirme, bir yorum yaptığı zaman onun çok ilkokul seviyesinde bir öğrencinin yapmış olduğu bir değerlendirme gibi ancak görebiliyoruz. Onlara bu tartışmalarımızda söylediğim şey oydu. Sen eğer bu görüşünü bir ceza hukukçusu olarak ceza hukuk alanında yazsan hiçbir akademik dergide yayınlanmaz bu görüş. Yani bu yaklaşım, bu yöntem, bu seviyede bir konu siyasetle ilgili değerlendirmeleri bakımından söylüyorum. Yani bir konudan ki doğruluğu da tartışılacak bir olaydan hareketle genel olarak siyasetle ilgili yorum değerlendirme yapıyor. Halbuki sosyal bilimler alanında bir kanaata varabilmeniz için tek bir olay yeterli değil. Birçok olayın birbirini destekleyen, birçok olayın olması, meydana gelmesi lazım. Bu açıdan işte siyasetin ihtiyaç duyduğu, aydınlatılmasına ihtiyaç duyduğu birçok alan var. İşte Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili, işte yukarı Karabağ sorunuyla ilgili yakın zamanda yaşanan gelişmeler, 30 yıla yakın bir süre Ermenistan'ın işgali altında bulunan Azerbaycan toprakları hamdolsun kurtarıldı. 8 Kasım'da bu zafer günüydü. Türkiye'nin bu konuda maddi manevi desteği çok önemliydi Azerbaycan için. Fakat bu konuyla ilgili yukarı Karabağ konusu, başta uluslararası hukuk alanı olmak üzere, tarih birçok alanda, coğrafya birçok alanda, sanat orayla ilgili olması hasebiyle bilhassa Şuşa ile ilgili. Bu alanda yapılmış o kadar çok az çalışma var ki, akademik çalışma o kadar az. Şimdi Doğu Akdeniz konusu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Doğu Akdeniz ile ilgili çok az çalışma var üniversitelerimizde. Uluslararası ilişkiler başta olmak üzere, tarih, hukuk, akla gelebilecek birçok alanda. Bunun dışında işte Adalar Denizi dediğimiz, Ege Denizi dedikleri Yunanlıların, Osmanlı haritalarında Adalar Denizi'dir. Bununla ilgili işte Lozan Anlaşması, daha sonra İtalya'dan Yunanistan'a intikali adaların vesaire gibi çerçeveler içerisinde buraya dair çok detaylı çalışmalar, değerlendirmeler. Ekonomiyle ilgili birçok konu konuşuluyor, tartışılıyor. Yani Türkiye'de tartışılan konular çerçevesinde akademik yaklaşımlar, siyasetin tartışmalarını o karanlık bir alanda, bölgede değil de
aydınlatılmış alanda yürütebilmesi için çok önemli. Takdirde ben Türkiye'de hem siyasi tartışmaların kalitesinin artacağını, ciddi ölçüde artacağını düşünüyorum. Hem de birikimimizi görmemize imkan vereceğini düşünüyorum. Şimdi yeni anayasa tartışmalarında bakıyoruz ki herkes sıfırdan başlıyor. Sıfır. Halbuki öyle değil. Türkiye yeni anayasayla ilgili 1982'de anayasanın yürürlüğe ilk girdiği tarihten bu yana tartışıyor. 2011 yılında Türkiye'de seçimlerin, 2011 seçimlerinin temel gündem maddesi yeni anayasaydı. Ve seçim sonrasında sunucu arkadaşımız takdim ederken de söyledi ama ben biraz detayını vereyim onun. 2011 seçimleri sonucunda mecliste yeni anayasayı hazırlamak üzere bir komisyon, bir uzlaşma, anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. Bütün siyasi partilerin katılımıyla. Ve bu komisyon 2 yıldan fazla bir zaman çalıştı. Ve Türkiye'de ilk defa bütün siyasi partiler bir bütün anayasa metni olarak anayasa ile ilgili görüşlerini somut olarak ortaya koydular. Meclisin web sayfasında var bu hala. Şimdi gelip tekrar yeni baştan herkes sıfırdan anayasa 101 dersi gibi anayasa çalışması yapmaya çalışıyor. Yazık, günahtır bu. Türkiye'ye haksızlıktır. Bu alınmış vesafeler, birikimler, şüphesiz farklı şeyler söylenebilir bunun üzerine. Ama bu birikimi yok sayarak, yok saysa neyse o da bir kararlı, bir iradeli bir harekettir. Bilmiyor. Kimsenin haberi yok bunlardan. O kadar büyük bir cehalet içerisinde yürüyor ki çalışma. Birçok konuda böyle. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Daha önce birlikte siyaset yaptığımız, önemli görevler üstlenmiş uzun yıllar Türkiye'de bir arkadaşımız, şimdi başka bir siyasi partinin genel başkanı. Diyor ki mecliste de uzun milletvekili olarak görev yaptı bu arkadaşımız. Şu anda aklıma geldiği için onu söylemek isterim. Bazen başka parti milletvekillerinin de söylediği bir husus. Mecliste, parlamentoda, genel kurulda bir milletvekili konuşurken eğer bu milletvekili Kürtçe konuşursa bu yazılmıyor, bilinmeyen bir dil olarak yazılıyor diyor. Yalan. Yalan. Meclis tutanaklarında aslında bu belli gözüküyor. Mecliste tutanaklar kanun gereği, mevzuat gereği Türkçe tutuluyor. Niye? Çünkü resmi dil Türkçe olduğu için. Türkçe dışında başka bir dille kelimeler olabilir, bazı ibareler kullanılabilir ama cümleler kurulduğu zaman bunlar bir dipnot gösteriliyor. Bilinmeyen dil yazılmıyor. Yazılan Türkçe dışında başka bir dille konuşulmuştur diye. Bunun da ses kaydı var tutanaklarda. Bu Arapça'da olsa bu konuşma orada, Farsça'da olsa, İngilizce'de olsa, Almanca'da olsa, İspanyolca'da olsa yapılan bu. Çünkü Türkçe dışında bir dille, resmi dil olması hasebiyle mecliste tutanak tutulmuyor. Diğerleri not olarak kayda atıf yapmak suretiyle, ses kaydına atıf yapmak suretiyle belirtiliyor. Bu belli bir dile karşı bir tavırmış, Kürtçe'ye karşı bir tavırmış gibi bir iftira, bir yalan kampanyasıyla yürütülüyor. Bunu dile getirenler oluyor. Tabii soru önergesiyle soranlar oldu daha önce. Bunlara biz örnekleriyle beraber bunun cevaplarını verdik. Ama buna rağmen bunu düzeltmiyorlar. Yani yeni bilgiyi, söyledikleri şeyin yanlış olduğunu ortaya koyan bilgiyi kullanmıyorlar. Bu ne olabilir? Kasten bir iftira, karalama, bir yalan söyleme gayreti neticesinde olabilir.